Öncelikle tekrar hoş geldiniz diyorum. Sizlerle de paylaştığımız ve sizlerin de yakından takip ettiği üzere 11 Mart 2020 tarihinde Genel Başkanımızın Ankara'da kuruluşunu açıkladığı Deva Partimiz, Demokrasi ve Atılım Partimiz kurucu il başkanı görevlendirmelerine 23 Haziran itibariyle ilk olarak da şahsımızı görevlendirerek başlamıştı. O tarihten sonra tüm Türkiye'de çalışmalar hızla devam etti. Şu an son 5-6 il kaldı kurucu il başkanı görevlendirilmeyen. Bunun yanı sıra kurucu il başkanı görevlendirilmiş illerde de Ardahan'dan başlayan süreçte bugüne kadar 15-16 ilimizde de il kongreleri tamamlandı. Daha önce sizlerle paylaştığımız gibi yeni kurulan bir siyasi partinin seçime 6 ay sonra yapılabilecek bir seçime katılabilme şartı olarak yerine getirilmesi gereken bir teşkilatlanma yapısı var. Bu çerçevede biz de Konya olarak görevlendirildiğimiz tarihten itibaren tüm il yönetim kurulu üyelerimizle beraber saha çalışmalarına hızla başladık. Ve bu çerçevede an itibariyle Konya'da 13 ilçemizi, normalde kanuni zorunluluk 11 ilçemizdi. 13 ilçemizi kurarak ilçe teşkilat başkanlarını atamalarını yaparak ve bu ilçe teşkilat başkanlarımızın kurduğu yönetimlerin de genel merkezden onaylanıp Yargıtay üyelikleri arkadaşlarımızın tamamlanması şeklinde 13 ilçemizin kuruluşunu tamamlamış bulunuyoruz. Dolayısıyla 11 ilçeyi tamamlar tamamlamaz da Konya açısından hızla hem o ilçe kongrelerini, akabinde de o ilçelerimizin kongrelerinin bitimini takip eden 15 gün sonra da il kongremizi yapmak üzere hazırlıklarımızı yürütmekteydik. İnşallah kalan ilçelerimizde de teşkilatlanma çalışmalarımız devam edecek. Ancak o 41 il içerisinde yer alabilmek adına Konya kongremizi yapmakla alakalı takvim süreç nihai aşamaya geldi. Bunu hem sizler vasıtasıyla kamuoyuyla, sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak adına bugün buradayız. Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, hepinizin bildiği gibi logomuz su damlası. Su damlası içerisinde iki yapraklı bir filiz. Dolayısıyla su hayat demek sonuç itibariyle ve partimizin sloganı da Türkiye'nin devası olmak. Türkiye'nin devası hazır. Ülke genelindeki damla sayımız da her geçen gün artıyor. Az önce de ifade ettim. 15 ilimiz kongrelerini bugüne kadar tamamladı. Bugün Siirt ilimizin kongresi var. Bu hafta sonu yine 2-3 ilimizin kongresi var. Dolayısıyla süreç hızla bu manada devam ediyor. Özellikle damlalar birleştikçe de Türkiye'nin geleceğe dair umutları artıyor. Özellikle insanımızın bir numaralı problemi olan şu anda ekonomik sorunların çözümü başta olmak üzere İnsan hayatını ilgilendiren her alanda hazırlıklarını tamamlayan partimizin kongreler sonrasında saha çalışmaları hızla başlayacak ve halkımızla yapacağımız buluşmalarda partimizin kadrolarının yapacakları vatandaşımızla yüz yüze paylaşılacaktır. Bu çalışmamızın ildeki çalışmamızın ilk halkaları olarak da ilçe kongrelerimiz çerçevesinde 7 Kasım Cumartesi günü Çeltik, Yunak, Tuzlukçu, Kulu, Sarayönü, Kadınanı, Ilgın ve Ahırlı ilçelerimizde kongrelerimizi yapacağız. 8 Kasım Pazar günü de Çumra, Ereğli ve Merkez Selçuklu ilçemizin kongrelerini yapacağız. Gönlümüz coşkulu ve kalabalık kongreler yapmayı aslında arzu eder hep. Belki siyasetin de gereği budur ama hem pandemi şartları nedeniyle hem de gönüllülerimizin hem de görevlilerin sağlık şartlarını zora sokmamak adına hem de az önce de ifade ettim kanuni zorunluluğu bir an önce yerine getirme adına böyle yoğun bir kongre programı yapmak zorunda kaldık. İnşallah daha optimum şartlarda, daha rahat şartlarda hepinizin birlikte iştirak edeceği, birlikte sizlerle beraber yapacağımız İlçe kongrelerini daha ileride planlamış oluruz. İnşallah bu 7-8'indeki kongrelerin hemen akabindeki 2 günlük itiraz süresinin bitiminde de il kongre kararımızı alıp
Şu anda 27 Kasım'da Cuma günü Sayın Genel Başkanımızı ve Genel Merkez Teşkilatımızı ve il başkanlarımızı Konya'da ağırlamak üzere planlarımızı yapmış durumdayız. Bu çerçevede sloganımız Konya'nın devası hazır. Her ilde olduğu gibi partimizin kurumsal sloganı olarak Konya'nın devası hazır sloganıyla inşallah 27 Kasım'da genel merkez yöneticilerimizi de sizlerle bir araya getireceğiz. Tabii hep ona tekrar tekrar vurgu yapmak icap ediyor. Pandemi şartlarının sınırladığı şartlar çerçevesinde olabildiğince hem sizlerin hem kamuoyunun veya partimiz hakkında bilgilendirilmesi hem de Sayın Genel Başkanımızın Konya'da sahada vereceği mesajların daha yaygın kitlelere ulaştırılması açısından da bir takım etkinlikleri planlıyoruz. İnşallah il kongremize yaklaştığımız günlerde tekrar sizlerle bunu farklı bir ortamda daha detaylı paylaşacağız. Bu çerçevede ilçe kongrelerimiz sonrası daha detaylı bilgiyi sizlerle buluşturmuş oluruz. Ben basın toplantımızı teşrifiniz için bu zamana kadar bizlere partimizin daha ilk açıklandığı günden itibaren hepinizin şahsımıza ve partimize teveccühü için, partimizin faaliyetlerini Konyalılarla buluşturmanız için ayrıca özel bir teşekkürü burada şahsım, il yönetim kurulum ve tüm gönüllerimiz adına ifade etmek isterim. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum sizler vasıtasıyla tüm Konyalı hemşehrilerimize. Aslında her iki sorunun da doğrudan muhatabı iller değil, genel merkezler. Ama bugüne kadar genel başkanımıza da en çok sorulan sorulardan, bu da meslektaşlarınız tarafından daha çok olmak üzere. O nedenle genel başkanımızın verdiği cevaplardan belki bir ilham alarak, simüle ederek cevap vermek sanıyorum doğrusu. Şu anda tabii iktidar bloğu 2023'te seçimler vaktinde yapılacak diye ısrarla her soruda vurgulayarak üstüne basa basa bir vurgu yapıyor. Ancak ülkenin her anlamda geldiği şartlarda ortada, özellikle ekonomik anlamda. Tabii ekonomi seçimler açısından, siyaset açısından önemli alanlardan birisi. Yönetenler açısından ekonominin doğru gitmesi, efendim muhalefettekiler açısından da ekonomik göstergelerin kötü gitmesi bir anlamda seçimlerin yapılması yapılmaması açısından bir gösterge gibi duruyor. O nedenle tabii bizim genel başkanımızın da söylediği çok önemli bir ilke var değerli arkadaşlar. Biz illa iktidar olalım, bu iktidar bir an evvel gitsin derdimiz, birinci derdimiz bu değil. Birinci derdimiz bu ülke düzlüğe çıksın. Dolayısıyla buna şu anda muhalefet olarak nasıl katkı verebiliriz? Bunlarla ilgili de genel başkanımızın her platformda çözüm önerileri de var. O nedenle bu çerçevede ekonominin gidişatı maalesef 2023'e seçimin zor gideceği gibi duruyor. Bir takım farklı blokları bölmek, parçalamak adına geçmişte farklı adımlar da atıldı biliyorsunuz. İsmini zikretmeme gerek yok. Bir partimizle ilgili bir takım davetleri vesaire siz çok yakından biliyorsunuz. Ama orada o partimizin parlamenter sistem şartını ön olarak, güçlendirilmiş parlamenter sistem şartını ön olarak koyması nedeniyle çok başarılı olunamadı. İktidar bloğu tarafından yapılan bu ataklar o manada bir başarı elde edemedi. Değişik ihtimaller yine hepinizin bildiği gibi konuşuluyor. Meclisin kendini feshetmesi durumunda seçim şu şekilde olur, Cumhurbaşkanı tekrar aday olur olamaz meseleleri. Bunlar hukuki süreçler tabii. Belli hukuki zeminlerde işlemesi gereken süreçler. O nedenle özellikle iktidarın 2023'te olacak demesini bir yana koyup ekonomik anlamda özellikle ülkenin gidişatının 2023'e
çok seçimi bırakmayacağı gibi duruyor. Bizim gözlemlerimiz açıkçası o. O nedenle erken seçim konusuna bu şekilde bir cevap vermek sanıyorum yeterli olur. İttifak konusu hepten zaten bizim işimiz değil. Öncelikle onu söyleyelim. Aslında bildiğiniz gibi genel başkanımızın ve bazı parti liderlerimizin de bu anlamda eleştirisi şu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilirken bizi geçmişte koalisyonlar görmüş, yaşamış ve verimsiz koalisyonları bazı özellikle görmüş birisi olarak belki bize de o dönemde koalisyonların sonu gelecek artık. Bu ülke koalisyonlar tarafından yönetilmeyecek. Tırnak içinde kötü örnekler gösterilerek çok kötü bir şeymiş gibi bu vurgulandığı için. Öyle denilerek Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin daha tırnak içinde iyi bir yönetim sistemi olduğu vurgulandı. O propaganda yapıldı. Ama geldiğimiz noktada seçime daha gitmeden seçmenlerin, vatandaşlarımızın üstelik çok derin ayrılıklarla, derin yarıklarla diyelim, ikiye ayrıştırılması gibi de bir gerçekle karşı karşıyayız. Ve bu süreçte siyasetin dili nedeniyle de çok ağır, biraz hakaretamiz süreçlere varan, toplumsal kutuplaşmayı yol açan bir sistem, mevcut sistem. O nedenle bu sistem değiştirilmeli. Partimizin tezlerinden biri biliyorsunuz bu. Kurumları güçlendirilmiş, aksaklıkları giderilmiş parlamenter sistem partimizin savunduğu. O yüzden ama mecburen gidilecek ilk seçimde evet bir ittifak konusu mutlaka olmalı. Ama bu il teşkilatı olarak bizim vereceğimiz bir karar değil. Genel merkezimizin bir kararı. Genel başkanımızın da bu zamana kadar bu soruya verdiği cevap şu anda teşkilatlanma çalışmalarımızı hızla yürütmek durumundayız. Seçimler gündeme gelmeden de bunu konuşmak erken diye bildiğiniz gibi cevaplar vermişti. O nedenle ittifak konusunda biliyorsunuz çeşitli yine sizler vasıtasıyla medya aracılığıyla da çok konuşulan birkaç modelden daha bahsediliyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut Millet İttifakı'ndan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrıldığı yahut adı farklı da olabilir. İşte Gelecek Partisi, Deva Partisi, efendim Saadet Partisi gibi ayrı bir blokla bir ittifak, dolayısıyla üçlü ittifak modeli gibi farklı şeyler üzerinde duruluyor. Bu Genel Başkanımızın dediği gibi el ele Konya İl Teşkilatı olarak şu anda bizim işimiz değil. Ama biz şunu yapıyoruz, sizler de takip ediyorsunuz, haberlerimizi yapıyorsunuz. İlde açık söylemek gerekirse iktidar bloğu dahil olmak üzere. Henüz iktidar partisi il teşkilatlarından bu manada bir randevu talep etmedik ama insani manada görevimizi yapmamız gerektiği hususlarda cenazedir, hastalıktır, taziyedir. Hem AK Parti il başkanlığımızla, başkanımızla hem Milliyetçi Hareket Partisi il başkanımızla herhangi bir olumsuz diyalogumuz yok. Ziyaretlerimizi yapıyoruz. Kendilerinden de bu manada il teşkilatı olarak bir nezaket ziyaret talebimiz olacak. Henüz olmadığı için bu manada bir şey demiyorum ama bu zamana kadar Muhalefet Partisi'nden tüm arkadaşlarımız bize ziyarete geldiler. İade-i ziyaretler kapsamında biz Gelecek Partisi'ne ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne iade-i ziyarette bulunduk. Saadet Partimize ziyarette bulunacağız. Bizim bu ortamlarda yine İYİ Parti'ye iade-i ziyarette bulunacağız. Bu arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde konuştuğumuz ve mutabık kaldığımız husus şu. Konya'nın muhalefet adına takip edilmesi gereken ama yapıcı önerileri de içinde barındıran yapıcı muhalefet noktasında ortak hareket etme açısından bir görüş birlikteliğimiz var. Bu çerçevede muhalefetteki arkadaşlarımızla dediğim gibi Konya'nın sorunları bizi ilgilendiriyor sonuç itibariyle. Bu manada bir işbirliği noktasında mutabakatımızın olduğunu söyleyebilirim. Ben teşekkür ederim. Şimdi meseleyi 11 Mart'tan itibaren ele alırsak, seninle çok yakın bir takım haberler de yaptık, tabi odası başkanı iken. Açık söylemek gerekirse başlangıçta belli bilgilerin kamuoyunu paniğe sevk etmemek ve kamuoyunu bu manada eğitmek adına belli bilgilerin ihtiyatlı paylaşımından yanaydım. Tabi odası başkanı iken de bunu söyledim. Ama tüm illere yayıldıktan ve illerde
belli bir yoğunluğa da ulaştıktan sonra artık bilgilerin çok daha şeffaf paylaşılması gerektiğini hep savundum. Bu çerçevede Mart'tan itibaren Konya'da özellikle o sokağa çıkma kısıtlarının olduğu dönem oldukça etkili oldu. Ciddi manada bir vaka yoğunluğu görmedik ama 1 Haziran'dan itibaren o yeni normalleşme diye Sayın Sağlık Bakanımızın ifade ettiği süreçten itibaren Konya'da maalesef hızla vakaların arttığı iller arasına dahil oldu. Haziran, Temmuz, Ağustos'u bu manada çok zorlu geçirdik. Eylül'den itibaren nispeten bir azalma eğilimine girdi vakalar. Ama buna rağmen ben şu anda tabi odası başkan değilim ama halen de tabi odası başkanlığının günlük vaka takip süreci vesaire gibi konuların içinde olmadığını biliyorum. Bilgilendirme yapılmadığını biliyorum. Halbuki sadece tabi odası gibi sağlığın içinde olan kurumlar değil, artık her vatandaşın, Konya'da yaşayan her vatandaşın kendi mahallesinde durumu nedir? Bunu sadece Hayat EVSR uygulamasından bulunduğu bölge kırmızı mıdır, değil midir şeklindeden ziyade mahallede vaka var mıdır, yok mudur buna varana kadar bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu neden böyle? İnsanlar bu manada kendisine yaklaştıkça problem tedbirini daha sıkı almaya başlıyor. Bir yandan bir de hasta sayısı, vaka sayısı tartışmalarının yaşanmasından dolayı da gerçek vaka nedir? Gerçek hasta nedir? Bu manada bir insanlara daha azmış gibi sanki hastalık algısı da oluşunca yeterli tedbirlerin alınmaması gündeme geliyor. O nedenle de bir sıkıntı var. Şu an yaklaşık bir 10-15 gündür benim çok global değerlendirmelerim var. Bir, bizi arayan eş dost hem kamu hastaneleri hem özel hastanede yer açısından eş dost sayısı neredeyse yok. Şu bir hafta 10 gündür beni arayan kimse yok. Buradan diyorum ki Konya'da vaka sayısında ciddi bir sıkıntı yok. İstanbul'u hele hele baz alır isek. Dolayısıyla ciddi anlamda bir hastanedeki arkadaşlarla da görüşmelerimde, kendi hastanemizde arkadaşlarla da görüşmelerimizde polikliniğe başvuran hasta sayısının çok çok azaldığını bu şikayetlerle ifade ediyorlar. Belki bu yüz yüze eğitimin başlamasından sonra acaba öğrenci, öğretmen grubunda bir sıkıntı olur mu? Ve bunlardan velilere yansıyan bir sıkıntı olur mu endişemiz de vardı. Çok dikkat çekici bir artış görünmüyor. Ama çok nispi, ufak da olsa öğrenci kesiminden bazı müracaatların olduğunu arkadaşlarımız ifade etmişti. Ama bu şu anda çok öyle tehlikeli bir boyutta değil. Tabii filyasyon ekibi biraz genişledi. Kamu görevlilerinin bir kısmı da filyasyon ekibine dahil edildi. Aksaklıklar var mı? İlla ki vardır. Gerek şahısların, filyasyon ekibindeki şahısların tutumları nedeniyle, gerek hastaların tutumları nedeniyle ama sanıyorum Konya'da bu manada alınan, sıkılaştırılan tedbirlerin de önemli bir etkisi oldu. Birkaç gün önce Sayın Valimize de bir nezaket ziyaretinde bulunmuştuk. Orada da konu gündeme geldi. Vali Bey'in de meseleye yaklaşımı ve hassasiyeti bu noktada biraz daha yoğun olduğu için ben ilimizde şu aşamada çok tedirgin edici bir boyutta değil. Ama buna rağmen daha henüz aşısı geliştirilmediği için, daha henüz spesifik ilacı olmadığı için bu virüsün o üçlü tedbir paketinin mutlaka riayet etmemiz gerektiği noktasında hassasiyetin devam etmesi gerektiğini bir kez daha vurgulayalım bu vesileyle. Açıkçası biz de basından takip ettik. Sayın Bakan'ın açıklamalarından takip ettik. Yerel yönetimlerin bir takım mali zorluklar içinde olduğu hepimizin malumu. Bunu gerek yerel yönetimlere iş yapan arkadaşlarımızdan duyuyoruz. İş yapıp da ödemelerdeki gecikmeleri ifade eden arkadaşlarımızdan duyuyoruz. Gerekse farklı mecralardan duyuyoruz. Açıkçası Konya 40 bin kilometre kareye yakın büyük bir alan. Büyükşehir Kanunu'ndan sonra Konya'nın her mahallesinden Konya Büyükşehir Belediyesi sonuçta sorumlu hale geldi. O nedenle ciddi bir hizmet alanı, hizmet ağı genişledi. Bu çerçevede
eskiyle kıyaslayınca ziyaretlerimizde, köylerimizde veya ilçelerimizde memnuniyet var geçmiş dönem yapılan hizmetlerden dolayı. Niye? Çamur olan sokağı parke taş döşenmiş köylümüzün. Ama işte birçok köyümüzde kanalizasyon hizmetleri gereken ölçekte, büyüklükte köylerimizde altyapı çalışmaları açısından eksikler var mı? Var. Efendim, mevcut hizmetlerin ulaşımından altyapı hizmetlerine kadar sürdürülen hizmetlerin devamı gerekiyor mu? Gerekiyor. Bu nedenle bu çerçevede Konya Büyükşehir Belediye'mizin bütçesinin durumuyla alakalı çok net bir bilgiye sahip değilim ama Bakan Bey'in bu açıklamaları açıkçası bu çerçevede ilde ihtiyaç var iken oraya ayıracak kaynağımız var mı yok mu sorusunu benim de zihinlerime getirmemiş değil. Açıkçası sizin sorunuzu da bu manada algılıyorum, anlıyorum. O nedenle keşke Konya'nın dışarıda ismini duyurması, efendim ülke bazında bu tür hizmetlerle gündeme gelmesi elbette bizi memnun eder ama hani burada ihtiyaç varken orada hizmet ifa ediyor olmak bir tenakuz gibi duruyor. Ama detaylara çok vakıf olmadığım için daha fazla konuyla ilgili bir şeye de değerlendirmeye de şu aşamada en azından gerek görmüyorum. TOKİ ile müşterek yapılacağı için de sadece hani biraz şeye benzettim hadiseyi. Ankara'da bir raylı sistem ihalesini İstanbul Belediyesi'nin şirketi aldı bildiğim kadarıyla. İstanbul Belediyesi'nin şirketi yapacak. Yani parası mukabil yapacak sonuç itibariyle. Ankara Belediyesi ona bütçe ayırmış. O da ihaleye girmiş, almış. Böyle bir sistem midir? Bedeli mukabili TOKİ'den yahut Çevre Bakanlığı'ndan edinilecek bedeli mukabili bir çalışma mıdır? Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden ayrılan bir şey midir? Bu detayları da bilmediğimiz için çok fazla şimdilik detaya girmeyelim. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar.